Nihat, Bugün bomba, bomba gibi bir program evet, bekliyor. İlk başta VTR kronolojisiyle gidersek, evet bir ara elini eteğini çektin ve Hı -hı. biraz önce de e, bir takım iftiralardan bahsederken sesin gitti. Onu tekrarlarsan Hı -hı. neden bir sene uzun süredir ya, ya, Hayır şundan dolayı öncelikle e, tabi belirli bir zamandan sonra ilk defa bu piyasaya girmiyorsun. Yani e, 20-25 yılını veriyorsun. O 25 sene sonra o vermiş olduklarının karşılığını bir şekilde tabii ben de hani gelin beni de burada bir diva gibi ağırlayın vesaire kraliçe koltuğu falan istemiyoruz ama biraz da hayır bir estağfurullah <laughs> teşekkür ederim ya. Ee, yani insan biraz da hani bir hassasiyet bekliyor. İstemediğin tabi e, tabii ben bir yönüyle de alıştım hayatımın her döneminde. Ben bunu hep söylüyorum. Hak hakikati konuşan insanlar maalesef hmm. her zaman dokuz, doğru söyleyen dokuz köyden kovarlar. Ben de her daim böyle bir kovulmayla ama mutlaka bir şekilde de 10. köy hep bana denk geldi. Ben artık yani e, bir felsefem oluştu benim. Bunu da insanlara da öneriyorum bunu. Yani e, karşılaşmış olduğunuz zorluklar, iftiralar, artık bunun adına ne derseniz deyin ama Allah'a havale et, sabret ve evet. seyret. Aynen, ben Bak ben Allah ben bu söyleyeyim. benim artık felsefem olmuş. Allah'a havale et, sabret, seyret. O... Teslim olduğum Allah beni hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Çok böyle teslim ettiğim kullar beni çok sırtımdan vurdu. Çok güvendiğim sevgi insanın sevgilisi, kocası, karısı herkes tarafından sırtından vurulabiliyor ama o Allah ki hiçbir zaman seni yarı yolda bırakmıyor ve bakıyorum bugün baktığımda da işte o gün o bana iftira kampanyasını düzenlemek suretiyle Hepsi bana karşı <laughs> Allah bullak Aynen. oldu. Bak Aynen. beni o medya grubuna sokmuyordu kadın. Bugün o kendisi giremiyor. Bak, kendisi giremiyor. Yaptı i̇şinden oldu, iyi oldu diyen kadın kendisi işinden yerle bir oldu. Hmm. Benim itibarımla oynamak isterken en itibarsız insana oldu. Adeta Rabbim onun itibarını ve şerefini magma tabakasına kadar indirdi. Vay. Dün Cumhurbaşkanı'nın uçaklarında giden kadın, bugün artık ha. magazinin de artık en alt seviyesinde konuşulmaya başlandı. Yani o yüzden... Ha, ya haberci ben artık gerçekten hani şimdi ismini vermek mi? ben yok, yani ben gülüp için. de geçiyorum ama yani e, bazen işte ha. mazlumun şahı mazlumun ahı indirir şahı. Bir şey kimse kimse mi? kimse ya. makamına, mevkisine yönelerek şimdi ona da bu haberi, ona da bu haberi e, haber merkezi getirmişse sen de zaten çok reyting alan bir adam olduğun için bunu biliyorsun senelerce televizyon yaptığını evet, hayatın boyunca ben inşallah zaman İyi bir reyting makinası merkezi için yani e, işlemesi, işlerler ediler aynen. Şimdi bir haber merkezi için iyi haberdi. iyi de sündürdüler Hı. Hatta söyleyeyim bence e, orada da en büyük çıkışı o haberle evet, yaptılar. başka bir şey yok ki yani düşünsene Öyle bir haber Ama habere habercinin Öyle bunu görmemesi gibi bir şey var hayır, olmaz. Hayır, habercisin. Yani habercilik yapıyorsun. haberci bunu görebilir ama insanın bir de vicdan muhakemesi İşle bir şey. Habercilerin ha. vicdan ya, seviyesi bizimkinden daha aşağıda. E, ama bunu Net. haber olarak verirken de kendi yorumunu da katman lazım eğer bir kişiliğin ve şahsiyetin varsa. Yani doğru olmadığına inandığın bir şeyi doğru gibi anlatamazsın. İstediğim bütün haberleri Serence, ben sunayım. Şimdi yani. mesela yani bu biraz bu şekilde sor, biraz sonra konuşacağız. Erkan Özerman da biz dik duruşumuzu ve gerçek duruşumuzu gösterdik diye çok mobbing evet. aldık değil mi? Evet. Ama genel olarak özellikle e, akşam 8'de yayınlanan haber merkezinde tek odak çok daha fazla rating. Yani, yani türbinleri oynamak lazım. Nihat günün sonunda Hayır, bu insan, konu insan, hukuki insan... bir boyuta taşındı Hı -hı. ve sen bu konudaki hukuki e, masum... ...ya nasıl söyleyeyim? Hukuki sonucu sen bizlerle paylaştın. Ya her zamanki gibi hiç dava bile açılmadı. Hı. Yani Hı -hı. iftiralar iftiralarıyla kaldı. Haberin arkadaşlar bir şey haberse tabii ki Seren Serengil, Deniz Akkaya, Bircan Bali, Nihat Doğan bizler haber değeri taşıyan insanlarız ve artık kamuya mal olmuş insanlarız. Evet. Yani. Tabii ki bir şey duyulduğu zaman Deniz Akka'ya da haber olur, Seren de haber olur, sen de haber olursun. Ama kötü haber çok olur. Hayır bir bir şeyi olmamış bir şeyi oldu gibi. Ama yıllardır. Anlatmak e, yıllar, çok. İşte o, o insanı yani. Sen üzüyor Dokundun yani. Çünkü sen e, ben başka kanalda ah, sabah programı yaparken evet. de seni hep Ferda. Hep Zaten söylersin, yazı, çok teşekkür yazı ederim, yazı ederim o söyledim. senin güzel Senin kalbin. o doğrucu davutluğun, Hı? geri adım atma için evet. herkesin tabii etkisine sütüsüne dokundu. <laughs> Dolayısıyla öyle birisini yok etmek istiyorlar. Bravo, ağzına sağlık. Çünkü sağ e, doğruyu söylüyor. Adam Ben kendi diyor ki, doğrusunu sen söyledin evet, yani söyle. Yani doğruyu söylüyor, doğruyu Sistem kabul söyledi. etmedi. Sistem ya da birinin tavuğuna kış dedi tam Tamam. Ya. Birinin değil, herkesin sonucu evet, olarak doğruyu da. söylediğin zaman şöyle birisinin açığı işte diyor ki mesela benimle uğraşıyorlar. Beni kıskanıyorlar Hayır, sen ne yaptıysan o burada konuşuluyor aslında. Ama ne yapıyor? patronajı arıyor. Oraya arıyor, buraya arıyor, şuraya arıyor. Bunu yok edelim diyorlar. El birliğiyle bunu yapmaya çalışıyor. Hepimize iftiralar atılmadı ha, mı? da saldırı hep atıldı. Atıldı. Hepimiz atıldı yani. Yani. Ben o çok yüzden... da önemsemiyorum. İşin finalinde Aynen. sistem e, sisteme gücü elinde tutmak ister. Birilerinin e, kendilerini rahatsız edecek derecede güçlenmesini de istemez. Ona da inanıyorum ama yani işte dediğim gibi hani bizim Allah'ımız var. E, yani ben hep ona inandım. Ya atlattın o sana haksızlığa da tabi oluyorsun. Ya. ya 10 senede her 3 senede Ay, bir her üç senede bir bir şey. Ve mesela şey de enteresan. Senen sen dediğin de aslında doğruluyor bu. Yani mesela ben şimdi 3 senedir televizyon yapmıyorum. Ne kadar namuslu ahlaklı bir çocuğum değil mi? Hiçbir şey çıkmıyor. Nedense hep bu tarz şeyler sen hep çalışırken ben, oluyor televizyona yani. çıktı. Yani hep hepimiz bu, öyle. bu ekrandayken yaptım. oluyor. Yani Nihat bu kötü bir süreci geçirirken tam da üstüne ha ben kat Çok evet. da takılmadım onu da söyleyeyim ha, takılmadın. Yani. yani. Ben e kendimi biliyordum. Ben bir de bir de ya bir de ne var biliyor musun? ben şunu da öğrendim arkadaşlar. Bir insana yalan atabilirsin tabii ki ama Yalanın da güzeli önemli. Güzel bir yalan atmak lazım yani. Nasıl ben mesela güzel yalan? Yakışan yalan. Yani altını dolduracak mısın? Hayır yakışması mesela? lazım. İftira atsalar ne ya Yani bu adam bunu yapar diyebileceği ha, bir şey attık o zaman meçhede bir ama bu etmez. Ya, ya ya hayır şimdi. onu bilemem tabii yani bana ne yakışır <laughs> yakışmaz anladın mı? Mesela niye Abdullah takımını <laughs> değiştirdi mesela? Ne takımını? Yani olabilir sinirlendi mesela tuttu takım tut, vesaire gibi ama yani ben hayatımda ben dediğim gibi hani bu... bu Hemen hemen 10 sene bu üçüncü oluyor ama ben hayatımda almadığım destek kadar yani insanlar bu kadar Güzel. yanımda olması en insanların doğası. Musun, bu iftira atan, bu kötülüğünü isteyen herkes yerle biri olduğunu görüyorsun çünkü Allah hepsini senin karşına böyle diziyor. Amin. Yani ne? ben dedim ki ya bir gün insanın e, çok ağırına gittiği için hani bu iftiralar, bu kötülükler yani onları böyle teker teker yerle bir ediyor ya Allah. Diyorsun ki ben ağladım biliyor musun bir gün? Ya üst üste her gün birisini duydum. Her gün birisini duydum. Her gün birisini duydum. Bittiler hepsi yani. Ve dedim ki Allah'ım sen çok büyüksün. Yani o yüzden de e, sen bizi çok şaşırttın aslında ilk baştan beri. Çünkü işte türkücü Nihat Doğan işte... Hmm kelime hazinesi dardır. Yani çok ne konuşabilir ki bir türkücü aslında? İşte yani 20 kelimeyle belki bir şey anlatır gibi falan diye düşünürken sen politikadan girdin, oradan çıktın, buradan girdin, oraya ve gerçekten çok doğruları konuşuyor. Ben bir şey konuştum. söyleyeyim mi? Nihat'ın kulisinde e, bittikten sonra hep yemek yerdik hatırlarsın. Evet. E, ve her zaman başucunda bir kitap vardı ve iki günde bir o kitap değişirdi, biterdi falan. E, siyasi açıdan ...evrilmemizi, yani işte... ...bir şeyler öğrenmemizi sağlayan bir takım... ...belge şeyler, kendine yayınlar önerirdi. Kendine Çok okuyan, çok okuyan ve bu ama. konuda da çok araştıran biridir. Bunu seninle mesai yapmanın dışında da... ...insanlar Çünkü seni çok merak ediyorlar. Gerçekten bu çocuk bir şeyler biliyor mu? Ezberliyor mu? Yani nasıl? Ben sürekli okuduğunu falan çok deklar etmiştim. Hı. Bu konuyla alakalı kendi evrilmeni... ...o türkücü Nihat Doğan şeyini... ...kriterini aşmanı kendi ya içinde... insanlar arkadaşlar, insanlar... Ya ben şuna inanırım. Kimine göre hayatta en büyük güç paradır. Kimine göre en büyük güç kariyerdir. Kimine göre en büyük güç makamdır. Bana göre en büyük güç bilgidir. Yüzde yüz. Bilgidir. Bil anlayana tabii. Bilgi anlayana ve bizler e, Allah bizi bütün canlıların en üstünde yaratmış. Bizler canlıların yaşayan canlıların en üstünüyüz. Çünkü Cenab-ı Allah bize zeka vermiş, merhamet vermiş, vicdan vermiş... Kendi ruhundan üflemiş. E bizler de Allah'ın bu vermiş olduğu emanete ihanet etmemek noktasında... Kafayı bizler de lazım. On, tabii çünkü biz bu dünyada niye yaşıyoruz, niye varız? Yani affedersiniz sabah gittik geldik evde oturduk çiftleştik hayvandan bir farkımızın olması lazım. Tabii ki herkes bir şanslı olamayabilir.